Assalomu alaykum. Anglab atqiningizlar Qashqar Uyg'ur nashriyati 1999-yil 4-oyda 1-qatim nashr qilgan roman Sarsan Ruh. Avtori Ahad Turdi. 1-qism 9-bob. G'arib kepan palvon. 1. Ilim shoning kesili yig'irlashib qoldi. Shuncha qavul, kuchlik, bastlik bir odam shu kunlarda juda tortilib Xuddi Leyli Qazaqdek nazikleşib ketken idi. Kesel onu hemme cahitin tənxor etib, becerim nirvelerini mu kardın çıxırışqa başladı. Elimşa tün tünləb kirpik qaqmay, oyğaq çıxatdı. İştahasımı tutulub, Xuddi kiçik balıda kapamlab, tamak yaydağın bulup qaldı. İlqi həbəştək qara doktor mu, əmdi onudun ümidini üzüb, Baqtar xan bilən əkbərgə. Bu kesel doğrusta menslerge burun itkan. Biz kolumuzun kilişçe davalıdık. Ama hazırlık ehvali barğansıra yamanlaşıp getirdik. Tekşürüşümüzce keselde yarılınış karakterlik, müne kan tomuri tosuluş ehvali bar. İki kolluk tayarlı kılıp koyunlar. De uxturdu. Onun sızımı elimşe öz ehvalini özü tuyvat attı. Kirpiki elinsila karı besif, közüge acayip garayip nersler körünetti. Bazda o kımarda uturvetken ayağını, ata anısı terik durup karı yetim bulup kalan kızını köretti. Ular Xuddi umudik dekla ilim şahının aldıda payda bulup, aciz, pak kollarını sozup, onun din nimidur tületti, kütetti. Lekin ilim şah her kança kılıp mı ularının natıvan kollarını tutalmaydı. Ular yine Xuddi qattiq boran soqqandek tuyuqsiz elimshohdan yiroqlashib, yechinishlik ahvollar ichida tuvi yo'q qop qorong'u bo'shliqda g'oyib bo'ladi. Elimshoh yig'ir holsizlik ichida cho'chib uyg'onadi. Butun badani chiliq-chiliq sovuq tariga cho'miladi. Bundaq chaqda u o'zini ayiblab, "Meni xotinim bilan qizimning ohi tutdi" deb o'kinadi, azoblanadi. Ba'zida Elimşah tüşüde çaşları appak akargan, bişiğe ak romal silip, uçsığa appak konlek giygen, perişte siyah anısını tüşetti. Anısı bunu yeniğe çakırıp, bir nerslerini biretti ve koludun yitilip, güzel bağı iremlerini aylandırmak çeyip bulatti. Lekin onlar bir neçe kadem mağa mağmayla, tuyuksuz cudun çapkın götürülüp, köz aldığı karango zulmetke, Tüvi yok soğuk boşlukka aylanıp gitetti. Elimşa yine bir yerlerge pırkırap çöp gitivatkandı ve yeme içi de çöçüp oyğunup gitetti. İşkilip u közü yumulsla karangu zulmetini, tüvi yok boşlukni, azap okubak içi de ölüp ketken anısını ve özünün yarakta kalgan hotunu bilen kızını küretti. Ular Elimşa'a bir nerslerini deytti. Lekin u anlayalmaydı. Ama onlarının közünün ve çırayının garip miskinlikini, özüge bolgan çoğkur ağırınışını körgendek bulatdı. Bundaq çağda Elimşah'nın ruhi azabı, kesel azabı da mubetterleşip kitetti. O yaş yuqi közlerini torusqa, çikki aydın beri qarap yetip, közünün yeğini yegen aşu zirkiştik soğuk boşluqqa tikip, Allah'ın özüge yana azraq ömür berişini, Bu ömrünün her bir dakikasını halallık ve sadakat bilen ötküzüp, iman ve vicdan aldıdaki mesuliyetini ada kılışını tileydi. İşkilip, bu günlerde Elimşah yaşaşka, terikçilik kılışka her kança intilisi mu, ama müdihiş kesel tuydurmay onu bu dünyadan sonra gitvatatdi. Şuna Elimşah, bugün Ekberge könlü yerim bolgan halda. Atxan akam kaçan çıkar? Dedi zayıf ahvazda. Körüşelmeyi kalarmen miken dep ensereymen. Ondak deme Elimşah aka. Dedi Ekber yığılap siliştin özünü aran tutup. Dadam bilen körüşsen. Biz tıkı bille haremgi barımız. Elimşah nuri üçgen közlerige külge yugurutti. Beşini yinik silikip. Ekber'nin yakşı könlüge rahmet etkallıkını bildirdi. İlki erizden haber yok mu? Dedi o. Bir az sükuttin kin beşini sel pel götürüp. Ya cimcit bu. Dedi Ekber tit tit bulgandek. Bir hıl ruhi halette. İşkilip
Baktarxan bilen Yahya Hoca akamlar şu işinin piyde yürüvatıdı. Eras, Baktarxan akamının etişçe Pakistan'ın yeni hükümeti bağırlık durumlarını bir kıtım tekşürdü kalıqını xabar tıktımış. Bu gep ilim şahı yeni ve yakımlık tuyuldu. O xuddi ruhlandırış okulu urulğandı, bir az canlanıp örüp oldu ve beşini soğuk tamğa terip. Bu xabar biz üçün ilahim hoş xabar bulup kalar, dedi avazını xili götürüp. Lekin ilim şahının avazı xuddi kizik kesilige giriptar bolğan adamdek titirip, cığıldap çıkarttı. Ekber bugün ilim şahının köngülünün sunukluğunu bundaq çağda yalğız kalsa, teximu çüşkünleşip, azaplanıp ketidiganlığını sezip, keçkiçe onunğa hemra bolup yenida olturdu. İkinci, bugün hava bahar günlerdek yakımlıq edi. Süzük asmanda alkançılık mı bulut görünmekti. Keç küz kuyaşı xuddi yaşlıq ilahidek küçke girip Lahorni tonurdek istivetken edi. Atxan bugün meşhur Lahor turmusdan çıxdı. Sap hava onun köksüge uruldu. Köp kök asman onun zahmi yegen kalbige eyt kusuz kuşallık, yükseklik ve erkinlik vermekte idi. Atxan asmanga karadı. Bir kuş kanatlarını kerip zengar asman koynuda gah şunğup, gah leylep oynap yüretti. O şu tapta özünü kuş bulup asmanga kötürüldüğünde his kıldı. Atxan Lahor turmusunda yatkan 49 gün içinde erkinlikten, yaşaş hukukudan mahrum boldu. Bu hatta kök asmanğı mu, pildir lavatkan yıldızlarğı mu toyğıda karyalmağın idi. Şuna Atxan bugün küçük balıdak şok, gamsız hem erkin idi. Atxan'nın turmige kirişi kandak tuyuksuz bolğan bolsa, turmudun çıkışı mu şundak tuyuksuz boldu. Onu bugün etigen bir gündübay kamırdan çakırıp, işxanığa başlap kirdi. İşxanıdaki yuğan, kopal üstelde xat yazıp oltırgan şapburut, xapambaş türme başlığı Atxan'ı görüp, hududun avazda, yuqurden buyruq geldi, sen erkinlikke çıkıdgan boldun, degendek mənlerde gep kıldı. Ve onun türmeye kelgen günü yığıbılınan pasport, kiyim keçek ve pul püçeklerini uşak katakçilik tömür işkaptın ilip Atxan'ın aldığa koydu. Kütülmegen bu iltifat, kızgın muamele ve erkenlik icazeti Atxan'ı kattı kayacanğa saldı. Bir kıl yıkımlık, şiirin cuğuldaş onun bütün vücuduğa tarap, kuşallıktın senkirep kalgılı tas kaldı. Şuna Atxan, özünün nemi üçün tutulup, nemi üçün koyup berilgeliğinin sebebini soraşını mı unutup ketti. Toğraki sorap inıklaşını halim idi. Onun üçün şu tapta pekat erkenlikle kirek idi. Bu yerden kançı tız çıkıp kese şunca yakşı idi. Atxan'ın könlünün bir yeri de bu yerde köprek durup kalsa, tuyuksuz ehval özgürüp, yine kamırga kaytıp gidildiğindek endişlik hiyalarımı yok emez idi. Şuna o türme başlığı sunğan bir parça kağızın en asıdaki katakçısına kolunu koydu da, nerse kereklerini yığıştırıp türmeden çıktı. Atxan'ın bundak tüyüksüz koyup berilişi, Baktarxan, Yahya Hoca, İlimşa ve Ekberlerinin berilişip imza koyup, adliye ve sakçı oranlarına yazgan arz xatının küçümü, ya ki Pakistan yeni hükümetinin barlıq siyasi ve ictimai delolarını kaydedin tekşürüp, adil bir taraf kılgalıqının şarapıdı mı, bunu hiç kim bilmeydi. Onlarının bilediğini pekat Atxan'ın sağ salamet koyup birlikelik ile idi. Hiç kim hazırgıca Hoca Molu'nun xuddi zaharlık yilandak vişildap yürüp, sağçılarga pul xajlap şunca parakendiçliklerini tervetkenlikini hiyalıgı mı keltürmeydi. Bolup mu Atxan'ın tüz, sadda könlü şunca uzak, müşkül seferlerde billi bolgan hemrahinin undak betniyetli kıldığalıqını tesavvurğa sığdıralmaydı. Hoca Molu'nun mu paydalanğan yoçki del enişu idi. Atxan, Raval Pindidin poezdin çüşüpla Udul Helimşah'nın yiniğa keldi. Ekber şu yerde idi. O dadısının boynuğa girersilip, hoşallıqtın yum yum yığılap ketti. Yerim bihuş halat yatkan Helimşah'ımı, onu görüp gözünü açtı. Beşini selpel kımırlatıp,
Atxan bilen görüşkenlikedin intayın kuşal ikenlikini bildirdi. Atxan onun acizlap ketken tinige göç terileri sizilip şilikşip ketken putkollarığa çoğunkur çanak içide pildirlap kalgan konsuz közlerge karap azap içide turup kaldı. Elimşanın bir çağlardaki aşu nurluk çiçen közleri de hazır ne mun ne kuşallık bar. Hazır bu közlerde pervasızlık ve muzlap yatkan boşluk hükümran idi. Atxan, Elimşanın bundak içinişlik biçare halga çüşüp kaldıganlığını oylumgan idi. Onun nezleri de Elimşa bir çınar. Anı tıpıraqqa çoğunkor yıldız tartkan, hemişe yaşırıp köklep duradığan hayvetlik çınar idi. Erkandak cudun çapkın onu ağdır ötelmeydi. Lekin hazır Atxan'ın köz aldıdaki bu hayvetlik çınar allı kaçan sunğan, yıldızı kattık zahmiyep, ağdırlış girdabıga berip kalgan idi. Atxan bu şefkatsiz reallıkını közüge sığdıralmedi. Könlü kattık buzuldu. Özünün türmede tartkan azap okubetlerini unutup, bütünle Elimşanın gemide kaldı. Atxan'ın bu adamdan ayrılıp kalgısı yok idi. Elimşa bilen Allah'ın beytini bille tavaf kılıp, bille paklanıp, kiyinki ömrini onun bilen samimi ülpeçlik içide ötküzüşünü hala etti. Çünkü Atxan bu adamın aşındak toğra, halis niyet bilen bu kıtımki kutluk seferge atlanganlıkını, ötmüşke salavat kılıp, kiyinki hayatını paklık, halallık bilen ötküzüşke bel bağılganlıkını görüp yetken idi. Etsi, Elimşah'ın ahvali bir az yakşılınıp kaldı. Etigende yarım piyale süt bilen bir burdanın yedi. Andın bir az öğrede cenikige tayinip oldurdu. Bugün ahvalın yakşı fukam, dedi Atxan kuşal bulup. Huda buyursa ast asta yakşılınıp gitsen, kesel digen patmanlap girip, miskallap çıkıdığan nerse. İnşallah, digerler bular Atxan'a, dedi Elimşah uhsinip. Onun demi kesilip turattı. Bugünkü yakşı bulup kılışım, sili bilen görüşkenlik kimden bolsa gerek. Rast, Elimşah'ın bugün selpel ruhlanıp, putkoluda can payda bulup kılışı, Atxan bilen közü uçuk çığıda görüşeli gerlik edin idi. Çünkü onun könlüde uzaktan biri Atxan'a deyişini, oylap yürgen gepleri ve kaldırılan vesiyetleri var idi. Elimşah, Ekber'nin kolunu tutup, Atxan'a bir xil dostane mihir ve meyuslik bilen qarab mundaq dedi. Sili yaxşı vaxtıda keldile, bizni Allah görüştürdü. Hazır minatinim tıpıraqa koşulup, ruhim erişke uçup geçişini arzu kılvatdı. Fırsat ghanimet, bir az paranlaşaylı. Canı can dostlardın, cihani buraderlerden ayrılış bekmu müşkülükken, nimi çare? Adem diyen pişansıya pütligenliği körmeyi ilacı yok. Esli de men Allah kaçan hayatımdın ümit üzgen Adem idim. Lekin silerdek yakşı Ademler bilen uçuruşup, arılışıp, yine kötkimdin kayıt köklep çıkan idim. Emdi yine ek cayığa kilidigan dek durmen. Ben de diyen kazağı rıza, balağa sever kılış gerek. Bunun avazı barğansırı peslep ketti. Demi sıkılıp nefes ilişimi kıyınlaştı. Közüden akkan taram taram açık işi, sakalları ösüp ketken tatrango yüzüge sınıp ketti. Bu, Elimşah'ın er bulup itligendinkin, tüncü kıtım köz yeşi kılışı idi. Hatta, anısının ölümüdümü ah vurup, koşa kıtı bazı açkan bolsumu, közüden yaş akmağan idi. O, yığılan kulukni er üçün nomuz, acizlik dep biletti. Ama bugün, Elimşah'ın közüden akkan bu yaş, ömür boyu korkuşunu, baş igişini, hatta ölümünü pisentke almay, merdane yaşap gelgen bir nadan, kara türük adamının özü yartavatkan yeni hayatın, canıcan dost buraderlerinin ve yıraklarda kalan söygü muhabbetinin ayrılışka közü kıymay, mengülük cüdalık aldıda aktorvatkan nadamet yeşi idi. Elimşah'ın bundak biçare natıvan ehvalıga karab, Atxan'ın mu, Ekber'nin mu gözlerinden ihtiyarsız yaş kuyuldu. Bunu görüp Elimşah derhal özünü tuttu. Çırayığa külge yugurtup sözünü devam kılmakçı boldu. Ama
Onun külüksi meyşlik içindeki miskin külke idi. Atxanaka, minin özlerine küçükkine bir iltimasım var idi, dedi o. Saman tekinin aslıdan bir tügünçekini soğurup ilip. Bu jigirme tilla. Sili bunu hajdin yenip kaşkarga bargandan keyin kazancı yar beşidiki kızım Ayimgülni izdep tepip şununu berisle. Kızım çoğun anısı Sekin Han'nın yine de turudu. Kimde kim aşu narisi de kızımın beşini silisa men o dünyada şu kişinin aldığa kızlı gül götürüp çıkmam. Sizlerini Hudağı tapşurdum. Dedi o ahırda dermani gidip. Hudağının bendeleri emelde ölmeydi. Sizler bile yine ahirette tepşimiz. Elim Şah'nın yoğunluk, kır çapanlık köksü de acayip otluk, sap bir yüreknin sokkallıkını. Lekin bu yürek şu tapta ağızdırıp, mengü toktaş aldıda turgallıkını oyla, Ekber'nin gözüge yine yaş geldi. O bu kilansız, kopal Adem'ge bekmu içekşip, öz aksidek icil bulup ketken idi. Şuna Ekber özünü tutalmay, onun igiz pes götürülüp durgan köksüge beşini koyup, ise deyip yığılıp ketti. Şu çağda, Atxan bilen Ekber'nin yürekleri örtep, içi açık bulup durgan şu mudiş dakikide, elimşa bir dinip, hırkırgandek boldi. Arkadın, kattık bir ses kendi de nefesden toktidi. Bayla muğlanıp, yaltırıp durgan ötkür közler, beyni çıkılgan şişi partisi dek ketip kaldı. Pani dünyanın azap okubeti bilen şad kuramlıkını ahırgıca görmey, bimhal köz yumgan musafir ölümü, gerçe ersap kaplıgan bu yurtun çigiş tipişmakları ve dehşetlik paciyaları aldıda işnimi emestek tüylsümü, likin Yelim Şah bilen uzun seferinin cepa müşakkatlerini bille tartkan, onun mer pidakar ruhini öz gözü bilen körgen, onun vicdan ve iman aldıdaki keskinlikini bivasta his kılgan Atxan bilen Ekber üçün Yelim Şah'nın ölümü huddi uçuk künde çakmak çakkandek, keçe Asmeled'in server yultuzu yıkıp ötkendek, şunda tuyuksuz hem yığır tuyuldu. Atxan, hazretlik yaşlarını tersde içige sandırdı. Lekin Ekber, özünü tutalmay yonrap, bozlap yığılıdı. Köz yaşları sel bolup aktı. Yelim Şah'nın ölümü merdane ölüm idi. Bu hayatlıkını emrahlarına verip, ölümünü özüge kaldırdı. Şuna hayat kalgan emrahları kança kılsa arz etti. Yelim Şah'nın meyti çüştünken doktorhanadan mescidge yetkeldi. Atxan onu öz kolu bilen yüyüp kepenledi. Asır namızda meyit namızı çürüldü. Onun hazırdarları yanıla Atxan bilen Ekber idi. Baktarhan, Yahya Hoca Katarlık on neçe adam cinazını ilip, Ravalpindi'nin sırtındaki bir parça taşlandık musafirlar kabristanlığa geldi. Defne kılındığın vakitte Atxan kabre beşideki adamlarga karar, çoğunkur iç ağırıqı bilen mundaq dedi. Allah Ta'ala Yelim Şah'nın dilini yorutup, inayet yolu başlap, Rüstem'nin küç kuvvetini, Hazreti Ali'nin himmetini, Emir Hamza'nın cüretini bergen idi. Lekin o başkalarının bakt üçün öz bahtini kurban kıldı. Hudayım onun ahiretlikini gani kılgay. Merhumun ruhini cennet havasından behriman kılgay. Amin. Hemenin duaga kol götürdü. Meyit ani şundaq yakşı tilekler bilen soğuk lahat içige koyuldu. Yelim Şah'nın cismi ve ruhi anı yurttun yaraktaki yat bir tuprakka. Onu bir mahal bolsumu öz koyunda bekip meş'etlerinin behriman kılgan sehi, lekin hissiz tabiatının payansız koynuğa sınıp ketti. Manşur dakikadan başlap, Yelim Şah'nın kesel azabıda uzak tolganğan cismi, hesapsız azap okubet, numus, pişeyman ve horluk içide puçlanğan ruhi mengü aram tapdi. Şunda kametlik, çınardek bütün sürük bir erdin, en ahırda bu dünyaya kalgını pekat, bir düve yumuşak, soğuk ve gırıp tıpırakla boldi. Asta asta pitavatkan keçki kuyaş, horma ve kauçuk dereklerinin arıksığa ötti. Onun ahırki kızgış nurları igizpes dönlükke sus yiyildi. Uzak ötmey kuyaşının otluk gerdişi tıpırakka teydi.
ve goya nur eritmesidek söz olup, ufuk boşlukta gayip buluşka başladı. Kuyaşının orunda aval sus kızgıç, kin karışka başlayan çeksiz ufuklar kaldı. Etraf asta asta koyuklaşıp atkan karanlık içine şümdi. 9. bab tügedi.